Nizip Ticaret Odası heyetinden Rus Türk İş Adamları Derneği'ne ziyaret. Rus Türk İş Adamları Derneği Petersburg temsilciliği Nizip Ticaret Odası heyetini ağırladı. Nizip Ticaret Odası heyeti Petersburg düzenlenen inşaat fuarına, ticaret ateşiliği ve Petersburg Ticaret Odası'na ve Rus iş adamlarıyla iş görüşmesi yapmak için Rusya'nın Petersburg şehrine gitti. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mahmut Polat Başkanlığı'nda iş adamları ve Petersburg Şubesi Temsilcisi Yasin Kürşat Demirhaft'tan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Değişikliğe gidiyor. İşte firma ismi değişiyor, logosu değişiyor. Ve İstanbul Şubesi'nde kalıyor. Serbest Ticaret Odası, Leningrad Ticaret Odası, Rusya Federasyonu Ticaret Odası ve burada iş adamları birlikleri var. Onların hepsiyle anlaşmalar yaptı. Yani iki ayda yaptı. Sizce? Şimdi şöyle biz burada dublet, yani bizim alabileceğimiz nedir? Verebileceğimiz, bu konuda bilgilerimiz şöyle diyeyim, mesela dediğim gibi bu binaları tamamen sıfır veriyorlar. Yani hiçbir şey yok içerisinde. Siz mesela... Hava inşaat var. Hava inşaat olarak yapıyorlar. Orada kullanım alanlarını yapıyorsunuz, dış çeperlerini yapıyorsunuz. Adamın eğer gücü yetmiyorsa sadece bir duvar kağıdı çekiyor, yamuk bir duvara duvar kağıdı çekiyor, o şekilde yaşıyor. Ama eğer hafif bir gücü varsa, bu şirketler anlaşıyor dediğim gibi yani. İç dizaynını yapan şirketler var. Benim dediğim ticaret odası başkanım, sizin ismi Mahmut Olur. Nizip'teki inşaat grubundaki görevli olan, gruba dahil olan inşaat mühendisi, mimar ve inşaat sektörüyle ilgilenen arkadaşlarımızı St. Petersburg'da düzenlenen fuar gezisi, rutin ziyareti, Türk ticaret ateşeliği ve sanayi ve ticaret odasını ziyaret etmek üzere bir gezi planladı. 17 kişilik bir ekip yanındayız. İnşallah buradaki şeyimiz, geliş amacımız buradan imarından, inşaatından ve diğer bütün sektörlerle ilgili bilgi yarışmasına hukukumuzu geliştirdik. Memleketimize faydalı bir sektör haline getirmek için sektörümüzü ilerletmek amacımız.